Zirve mi? Şu anda karşı yamaçta gördüğümüz yer Kardüz Yaylası. Yaylaları geze geze karşı yamaca geçtik. Herkese merhaba. Ben Ahmet Korkut. Bugün neredeyim? Yine doğadayım. Kardüz Yaylası, Düzce'deyiz. Şimdi size yeni bir video çekmek için geldim. Beni izlemeye devam edin. Evet, şu anda Düzce, Kardüz Yaylası'ndayız. İrtifamız 2000 metre. Manzara çok güzel. Böyle kuzeye doğru dönüyorum. Aşağıda yayla evlerimiz var. Karşımızda net gözükmeyen Köroğlu Dağları gözüküyor. Kardüz yayla evlerine doğru ilerliyoruz. Kuzey yönünden yavaşça doğuya doğru ilerliyorum. Karşımda Mekinler var. Yavaş yavaş gidiyorum. Şu anda doğuya doğru ilerledikçe karşımda Bolu Dağları gözüküyor. Bolu Yaylalarında Mudurnu tarafına doğru dönüyoruz. Şimdi birazdan size telsiz rolesini oradan görüntü vereceğim. Şu anda Kardüz telsiz rolesinin olduğu yerdeyiz. Arkamız Mudurnu. Yani güney kısma bakıyoruz. Haritadan baktığımız zaman arka taraf Akyazı gibi gözüküyor. Bakalım yeni yerler keşfetmeye devam. Haydi nerede? Haydi beni Haydi'ye götürün hadi. Kardüz Yaylası'nda çadırlarımızı kurmaya başladık. Çam gölgesinde. İlk önce Okşan'ın çadırını kuruyoruz. Birazdan da benimkine devam edeceğiz. Çam gölgesinde çadırlarımızı kurduk. İki adet çadırımız var. Biri Evolight Expo Camp 3. Diğeri de Brabus 2. Yerimiz güzel, değmeyin keyfimize. Çadırlarımızı kurduk, arabamızı park ettik. Tam güneşe D vitamini depolayacak şekilde yerleştik. Şimdi bu saatten sonrası huzur ve D vitamini. Şu anda Kardüz Yaylası'nda gün batımı. Ağustos ayında olduğumuza bakmayın. 2000 metre irtifada sofşerlerimizi giydik. Okşanı görebilirsiniz şu anda. Hatta ben de kendimi göstereyim.
ben de siyah sofilimi giydim. Hava ısırmaya başladı. Gecenin serin olacak. Şu anda gün batımına doğru kendimi çekiyorum. Hatıram olsun. Evet, Okşan Usta'nın ellerinden tavuk yiyeceğiz akşamdan. Kesinlikle. Evet, tekrar günaydın. Uykumuzu güzelce ne aldık. Kahvaltımızı hazırladık. Şimdi kahvaltı edecek. Evet, Okşan Hanım. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Çok güzel, ferah bir uyku çektik. Akşam biraz yorulmuştuk. Yol da bizi birazcık yormuştu. Güzel bir uykudan sonra kalktık, yumurtamızı yaptık, kahvaltımızı hazırladık. Şimdi ister gibi bir kahvaltı yapıp tekrar yola koyacağız. Oo. Gelsin mi? Bence gayet güzel bir yerde kamp yapmışız. Değil mi ama? Bak ben de buradayım ha. Neyse, bu arada ben bir yemek yiyeyim. Sonra yine video çekmeye devam ederim. Evet, kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Zannetmeyin ki Okşan'ı çalıştırıyorum. Kendisi gönüllü oldu valla. Ama burada tabii ki çeşmemiz de var. Her yerde, bizim gittiğimiz her yere bizde geliyor. Şimdi birazdan bulaşıklarımızı bitirdikten sonra ufak ufak çatılarımızı toplayıp farklı yerlere gitmeye devam edeceğiz. Evet, şu anda çadırları kurduğumuz noktaya bakıyorum. Çadırlarımızı topladık, mantıkamızı yaptık, etrafı temizledik, hayvanlara yemek bıraktık. Şu anda Kardüz Yaylası'na veda ediyoruz. Şu anda şarjım bitti, sinyali verdi. Evet. Şimdilik Kardüz Yaylası'ndan selamlar. Şu anda Kardüz Yaylası'nın arka yamacındayız. Kardüz Yaylası görüyorsunuz tam karşıda. Burası da Kardüz Yaylası'nın arkasında yapılmış su biriktirmiş bir baraj. Hem su içme suyu olarak kullanılacak, hem de sulama olarak. Bakalım, güzel de balıklar olur inşallah. Şöyle etrafı göstereyim size. Ağrım dastırım da burada. Ve biz yola devam ediyoruz. Thank you.
Evet, yayla kampımızdan sonra size ufak bir sürpriz daha yapalım dedik. Şimdi de Kefken Dikili Tuzağızı'na geldik. Denize gireceğiz.